İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Cansoy. Bugün GTA San Andreas serimize devam ediyoruz. Hemen klasik gözlüğümüzü taktık ve yardırmaya devam. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birçok yorum gelmiş, çok teşekkürler. Sitemizde çok yorum vardı. Bu hem geçen bölüm sorduğum işte muhabbetinden bu silah kaybetmeme için kızlarla görüşmek gerekiyor. Öldüğünüzde veya yakalandığınızda polislere silah kaybetmeme muhabbetinde. Hem de neydi onun adı? Şu kızla görüşmede yanıtlar için çok özür dilerim. Yanıtlar için çok teşekkürler. Öncelikle şu kızla buluşma muhabbetinde şöyle bir durum varmış. Biraz kas yapmamız gerekiyormuş. İnternetten de ben de baktım aynı zamanda. Bir kas düzeyi gerekiyor. Yüksek kas olmadıkça çıkmıyormuş bizimle. İlk hedefimiz... ne oluyoruz ya, demin bir şey yoktu. Şimdi şey oldu. Neyse. İlk hedefimiz biraz kas yapmak olacak. O arada videoyu kesip devam edeceğim. Sonrasında bu kızlarla bir görüşeceğiz. Artık öldüğümüzde ya da polise yakalandığımızda silah kaybetmeyelim. Zorlaştırıyor işimizi çünkü. Ne oluyoruz ya? Çok çok affedersiniz gerçekten. İlk olarak spor salonuna gidiyoruz. Garip bir şekilde gıcık tuttu. Neyse. Lan! Heh, tamam. Şimdi buradan bir yol bulsak iyiydi ama yol yok ne yazık ki. Biraz uzatacağız yolumuzu. Bu araba da dönmüyor ya. Evet, dediğim gibi bu arada kadınla yine görüşebiliyor muyuz? Saat 16'yı geç, sanırım 18'de falan saat 18'de falan kadın görüşmeye başlıyordu. Yapabiliyorsak bir görüşüp kızla bir sevişelim. Ondan sonra kas yapmaya gideriz. I need some punishment. Evet, dışarı çıkmıyor gördüğünüz gibi. Burada bayağı bağırınacak. Biz ses çıkartıyoruz ki duyulmasın onlar falan filan böyle. Neyse, en azından biraz aşk, bağırma lan. biraz aşk yaparak böyle, bilirsiniz yabancı dizilerde, filmlerde falan altyazı olarak aşk yapmak ya da İngilizcesi de öyle gerçi. Make love olarak geçiyor sevişmek. Seviştik. Gidelim bir. 16'da demek ki kızın başlıyormuş şeyi. Biraz kas yapalım. Bu kız dışarı çıkmıyor bu yüzden. Biz farklı bir kostümle gittiğimiz için eve alıyor, sevişiyoruz ve bırakıyor. Ama kas yapacağız ve bir kız arkadaş durumu olacak. Biz dışarı çıkarttığımızda ben öldürmeye karar verdim. Öldür diyenler de vardı, öldürme diyenler de vardı. Öldür diyen lerin sayısı daha fazla. Hem de uzatmak istemiyorum. Kızla 10 saat yok, dışarı çık yok, bilmem ne yap falan filan. Uğraştırıcı. Ben şimdi spor salonuna giriyorum. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Kaslı bir Karl'la beraber. Evet arkadaşlar, bayağı kaslı bir herif haline geldik. Gördüğünüz gibi üstümde çıkarttım. İyice görülsün diye. Kaslarım muhteşem şekilde belli oluyor dedi en son. Üzerine biraz daha yaptık. Yani 2 günlük bir kas çalışması yaptık ve şöyle gösterebilirim. Sol altta göreceğiniz gibi kas durumumuz şu anda baya baya 4'te 3'ünden fazla. Şimdi bir deneme yapacağız. Kıza bir gideceğiz. Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Eve şu yüzden geldim. Gecenin köründe bitmişti çalışmam. Kız biliyorsunuz 5'ten sonra mı 4'ten sonra mı artık kaçtan sonraysa evde oluyor. Evde olacağı zamana gitmek için save yaptım 2 kere. Buradan geçiş var mıydı? Hatırladığım kadarıyla yok. Ben buraya yine girmiştim salak gibi. Çıkamamıştım. Neyse, şuradan hallederiz. Hoppa! Ne güzel geldik. Çekin lan! Limu! Bu kızla ilişkinizi geliştirirseniz size bir süre sonra şu evin önündeki arabanın anahtarını falan veriyor ama ben uğraşamayacağım. Kızı direkt öldüreceğiz. Hadi güzelim. Hadi tatlım. Beğen. Hadi güzelim. Hadi kurpiyerim benim. Aha vallahi beğendi.
bu sefer beğendi. Zaten sebebi de tam tam. Şimdi bir tane silah alalım elimize. Ölmedi. Öldü. Cep telefonumuz çaldı. Bakıyoruz şu anda. Geçiyoruz. Artık eve girebilmemiz gerekiyor. Evet, girebiliyoruz. Ben ne yaptım dedim ya, bir şey değiştirecektim. Neyse. Vallahi bir şey değiştirmek vardı aklımda. Oy oy oy, eve bak. Zaten bu evi görmüştük ya. Evet, gördüğünüz gibi şu key'i almak için uğraştık. Kızı öldürdük ve tipe bak. Key'i alıyoruz. Hırsızlık için key kartımız var artık. Şimdi bu bölümü biraz şey yapmak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi sırada ne var? Kimdi? Şu an telefondan bakıyorum arkadaşlar. Katie Zan. Katie Zan'ı bulacağız. San Fierro'da. Katie Zan dedim bu. Bu kızla şey yaptığımızda arkadaşlar, görüşüp konuştuğumuzda, hastane yani öldüğümüzde şey olmuyor. Silahlarımız gitmiyor. Bu kız nerede peki? Garcia San Fierro'daki karate dojo'da takılmayı seviyormuş. San Fierro. İşte San Fierro, burası Los Santos'un neresine düşüyor? San Fierro. Çok zor ya bulmak gerçekten. Garcia. San Fierro. Ben bunların haritada bakmıştım aslında ya. San Fierro San Francisco'ydu sanırım. Allah kahretsin ya. Bunları şey olarak da bakmıştım. Bir saniye izniniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Katie Zan'ın evini buldum. Fakat çok 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 uzakta. O yüzden oraya hızlı bir şekilde gitmem gerekiyor. Nerede diye merak edenler için. Nerede? Şuralarda bir yerde arkadaşlar. Burayı direkt keserek oraya gideceğim. Hani hızlandırmayacağım. Kesme şeklinde oraya gideceğiz çünkü gerçekten uzak. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Katie Zan'ı bulduk. Katie'nin evi buralarda olsa da onu bulabileceğiniz yer saatine göre değişir tabii ki de. Şurada görüyorsunuz şeyler var. Ne dedin ona? İşte spor yeri ve burger. Burger şurada gördüğünüz gibi. Tam arkasına döndüğünüzde Katie burada bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Gidiyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Tabii ki de seninle çıkarım falan diyorsunuz. Ve hapishaneden bedava çıkacak. Artık şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bir de silahlarınız gitmiyor. Hapishaneden de mi? Değil, hastaneden. Bir de silahlarınız gitmiyor. Şurada bir yerde evi olsa gerek. Umarım doğrudur. Şimdi sırada hapishane var arkadaşlar. Onun için de yine telefonumuza danışıyoruz. Tam olarak kimleydik ve nereye gidecektik? Arkamdan gelmezsen sevinirim. Barbara Sternwart, öyle bir kadın. Bu arkadaşla da nerede buluşacağımızı size şimdi söyleyeceğim de bunu nasıl bulacağım ben de bilmiyorum gerçekten. Barbara. Bak, birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Barbara'yı da bulduk. Barbara'nın tam olarak yeri şurası. Şurada pen spray var, görüyorsunuz. O pen spray'in hemen yan tarafı. Yani çaprazı. Ve Barbara burada gördüğünüz gibi. Evet. Bununla da dostluk kuralım. Daha fazla yemelisin mi? Hayda, bu da şişman mı seviyor? Yapma, buralarda yiyeceklik bir yer yok. Biri yok. Bir şey yok. Öldürürüm kızım seni. Vallahi bak. Yemek nerede var en yakın? Abi yemeklik şurada var. Neyse, biz bunu da halledip döneceğiz gibi arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim bu arada. Bir tane araç bulursak şu motor... gidiyormuş o ya, ben geliyor sandım. Neydi onun adı? Bir şey diyecektim. Buraya gelirken hani düşünüyordum arkadaşlar. Hani bölüm isimlerini biliyorsunuz. O bölüme göre koyuyoruz. Bu bölümün ismi kız arkadaş önemlidir olmalı diye düşündüm. Çünkü gördüğünüz ilk o kurpiyer kızdan
anahtarı aldık, öldürsek de şey aldık yani, key card'ı aldık. Sonra Kate'e gittik, Kate mi her neyse artık. Kızla işimiz bitti ya, direkt adını unuttum o derece. Ondan Allah kahretsin, yanlış bastık. Neyse. Onunla tanıştık falan filan, yavşadık. hastanede yani ölünce şey olmamasını sağladık. Ne denir ona? Ölünce silahlarımızı kaybetmemeyi sağladık. Şimdi bu kız arkadaş, bununla kız arkadaş olacağız. Şey, kız arkadaş olacağız ne demekse. Bunu kız arkadaşımız yapacağız. Ve polise yakalandığımızda silahlarımızın, işte body armor'umuzun falan gitmemesini sağlayacağız. Şöyle bayağı bir yiyelim hemen. Geldik gel, hani burayı kesmeye gerek kalmadı. Abi deri gibi yiyorum. Şöyle daha kalorili bir şeyler yok mu ya? Hah, ver öyle öyle bir şeyler ver. Parabol da bizde. Oh! Kova yapalım. Evet. O kanatları ver. Kova yapacağım ben. Kova, kanat, but, süper. Ay daha çok yedik. Yapacak şimdi. O nasıl bir kusuş lan? Yani çok yiyince de bu oluyor işte. Sıkıntılı tarafı. Şişmanlık hala aynı yalnız ha. Hiç şişmanlamadık. Yapma böyle şeyler ama ya. Nefret ediyorum bunlardan. Yiyelim, şişmanlayalım işte abi. Ben şişmanlamak istiyorsam kime ne bundan? Neyse arkadaşlar, biraz şişmanlayıp o zaman geri döneceğiz demektir. Bu böyle olmayacak. Bakalım yakınlarda. Şurada evimiz var. Yani ev alırız oradan. Yani save yapıp döneriz. Yemek yer, şişmanlarız. Birazdan şişmanladıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz şişmanladım. Geldim. Bakalım. Şişmanlığım şu an şu durumda, sıfırdı biliyorsunuz. Bu da sürekli birileriyle konuşuyor ya. Ooo, iki çocuğu varmış ama ilgileniyor muyum? Evet, tabii ki diyorum. Ve bu kız bizim kız arkadaşımız oluyor. İlgilenir misin ama ismin Barbara. Evet, artık öldüğümüzde de para vermeyeceğiz ve silahlarımız gitmeyecek arkadaşlar. Bu kız arkadaş durumlarını hallettik sonunda. Gerçekten mutluyum. Çünkü hem artık silahlarımız gitmeyecek öldükçe, hem üstüne şu soygun için kartı aldık. Üstüne yakalandığımızda, polise yakalandığımızda da eşyalarımız, silahlarımız, milahlarımız gitmeyecek. Şurada suyu mu öğreniyoruz? Yani deniz araçlarını kullanmayı mı öğreniyoruz? Dediğim gibi şurada demiştim size, Kate'in evi için burada çıktı. Bunun evi burada. Ama biz ne yapacağız? Tabii ki şu göreve gideceğiz. Bir tane zar vardı. Zar nerenin görevi acaba? Yakın bir yer olsa diyeceğim de değildir. Şuralarda falandır. Evet, şurada. Evet, o zaman ilk hedefimiz arkadaşlar, görevlere devam. Şu anda videoda aslına bakarsanız 52 dakika 40 saniye oldu videoya ben başlayalı. Fakat sizde belki 10. dakika bile olmamıştır. Bunun sebebi de işte bu arada gym'e gittim yani. Kas yaptım. Sonra yemek yemeyle uğraştım. İşte kızı etkilemek için gittim, kas yaptım, eve gittim. 24 saat geçirdim, tekrar kas yaptım falan. Bayağı zaman geçirdim. Şu anda 53 dakika oldu video. Siz de dediğim gibi 10. dakika belki olmuştur, belki olmamıştır, bilemiyorum. Kesmiş olacağım için. Ama sonunda bu abuk subuk, nasıl diyeyim, çerezlik işleri yapmış olduk. Kız arkadaşla işimiz yok artık. İlk hedefimiz senaryo görevlerine devam etmek. Aynı zamanda size de kız arkadaşların, San Andreas'taki kız arkadaşların bizim işimize yarayacak olanların yerlerini de göstermiş olduk. Güzel oldu bence. Aslında şuradan aşağı inip jetpack'i alayım ya. Niye ben uğraşıyorum ki böyle? Oba, inemedim. İndirttiril inedim. Bura benim yer değil mi lan? Oha, kendi yerimi tanıyamadım yemin ediyorum. Bu bizim çaldığımız helikopter. Orada bir tane araba var. Şey, araba demişim, uçan dalga var. Jetpack'imizi alalım. Ve hızlıca kendimizi, şey yapmadan önce paramızı alalım ya. Hoppa, 3000 olmuş. Fazla da bir şey olmamış aslında ama olsun. Paramızı aldık. Evet, ilk hedefimiz zar. Zara gidip görevimizi yapacağız. Fazla da bir şey kalmadı aslında yol olarak. Bence devam edelim. Hiç kesmeyelim burayı. Belki biraz hızlandırırım. Yani sesim anlaşılacak şekilde hızlandırmam var ya. O şekilde hızlandırırım. 1,5 kat hızlandırıyorum arkadaşlar orada. Yani soran arkadaşlar oluyor çünkü. O sesimin inceldiği ama anlaşıldığı hızlandırma 1,5 kat. Onun dışında tekrar söylediğim gibi fikirlerinizi, bölümümüz hakkındaki yorumlarınızı sitemiz altına yaparsanız daha iyi olur. YouTube yorumlarınızı göremiyoruz. Onun dışında geçen bölümde de söylediğim gibi Twitch hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Turuncu Levye, turuncu alt çizgi Levye. Adresimiz twitch.tv/turuncu_levye. Buralarda bir yere, yani yukarıda bir yere yazarım. Şu anda yazılıdır yani, görüyorsunuzdur muhtemelen. O adrese girip Turuncu Levye Twitch hesabını takip edebilirsiniz. Çünkü yayın yapmaya başlayacağım. Hani birkaç durum vardı, onları bekliyordum yayına başlamak için. Onları da hallettik. Ve yayınlarımıza başlayacağız. O yüzden takip etmenizi öneriyorum. Evet, geldik sayılır. Geldik sayılır. Gelmediysek biraz yükseleceğim. Şuraya geçmem lazım çünkü. Burası mı yoksa? Ha, buraymış, güzel. Tamam. Güzel mi oğlum? Alçal hatta. Alçak. Lan! Bak, arabaya çarptı, uçtu ya. Neyse. Çekil kız. İşim gücüm var benim. Evet arkadaşlar, göreve geldik. Caligula'nın kasinosu. Vallahi güzelmiş ha. Demin bizim Four Dragon'dan daha iyi kesinlikle.
Ama bu görevleri almak çok uzun ya. Böyle gir gir git git git. Şurada 2 dakika kumar oynayabiliyor muyuz ya? Hacı bana bir yer versene. Vallahi lan. Oha bu nasıl rulet? Ruletin kendisi yok. Aha vallahi burada oynuyoruz. Oynayalım. Bahis mi? Şimdi neye basalım? En iyisi şu kırmızılara basmak. Boşluk tuşuyla mı bahis yapıyoruz? Patenaj çektir ne demek ya? Lan döndürür de anlamındaymış. Allah kahretsin. Neyse 58 bastırdık. Ben 100 basacaktım normalde kırmızıya. Kaybettik. Bir daha hadi. Neydi? Boşluk tuşuydu. Mıknatıslığı azaltır. Ne demekse artık. Neyse 100 bastım kırmızıya yine. Kırmızı gelirse alacağız. Yarısını alıyoruz galiba. Yani hiç bilmiyorum gerçekten ruleti. Galip. Direkt 100 aldık. Güzel. 58 kaybettik. 100 kazandık. Yani kârdayız demektir. Çıkalım buradan. Başka bir şey. Poker. Poker mi blackjack mi bu? Poker. Ha blackjack süper. Maksimum 100 bin. Bu masa beni aşar hacı. Maksimum 1000. Güzel. Hayda gambling skillim yeterli değilmiş. Burası ne kadar? Yüzlük falan yok mu? 100 bin. Öh be abi. Yuh ayıptır senin yaptığın. Kaç istiyorsun hacı sen? 100, 1 milyon. Abi ne yaptınız siz? VIP mi la burası? 100 bin. Rulet de oynayamıyorum. Allah ben blackjack oynamak istiyorum. Neyse. Maşine oynayalım. Yani kollu alet oynayalım. Bunları önermiyoruz tabii ki arkadaşlar. Kumar kötü bir şey. Yapmayın. Her türlü şey bunun içine giriyor. Şans oyunu. Hadi. Hadi yavrum. Gördüğünüz gibi hep kaybediyorsunuz. Oyunda bile kaybediyoruz arkadaşlar. Aşkta kazanacağız ondan hep. Evet hadi bir tane daha. Allah kahretsin seni. Beğenmedim lan. Gambling skill'in yeterli değil diyor. Gambling skill böyle artmayacak mı ya? Bırak seni oynayalım işte. Blackjack istiyorum ben. İyiyimdir Blackjack hacı. Lan Allah'ım neyse vuracaktım yemin ediyorum. Dövecektim herife. Bıraktım vazgeçtim. Senin çocuklarına bağışlıyorum. Bu neymiş? Bu ne abi? Aa video poker. Tamam biz de böyle poker oynarız. Add coin. Add coin. Bahis 10. Tamam. Anlaşma. Şimdi elimizde ne var? Aa bayağı güzel. Şey var. Sinek bayağı var. Şunu gönderelim. Şunu gönderelim. Ya çok düşük kartlar var ama bas derken yeşiller gitmiyor herhalde değil mi? Hayır! Yanlış yapmışız. Bak bunu bilmemekten kaynaklı sırf işte. Bas dediği şeymiş. Neyse bahis koyduk on. Ne var elimizde? Vale var. Şu var. Bir papaz gelse şuraya. Ha şu bir işe yaramaz zaten. 10 da gelebilir ama. Şimdi. Ama bu bir işe yaramaz o zaman. Şu ikisini. Allah tam tersi. Bak yine hata yapıyorum. Dur ya ben ne yapacaktım? Evet bunlar kalacak. Şu üçü kalsın. Şu ikisi gitsin. Aa çok kötü. Yine yenildik. Pokeri bilen arkadaşlar biliyordur hani böyle uzun uzun anlatılmaz. Şimdi o yüzden hiç girmiyorum ona. Bir iki el poker oynayalım. Ne var elimizde? Hiçbir şey yok yine. Klasik olarak hiçbir şey yok. Ne yapabiliriz ki bu elden? Her şeyi değiştirmek bile mantıklı. Maha ne yaptım vallahi mikrofona üfledim. Lan yine yanlış yaptım neyse. Bakıyoruz. Ne var elimizde? Bir pair var. Şu kalsın şu ikisini gönder. Allah yine yanlış yaptık bak. Bir pair var. Ama şurada aslında iki zor o iş ya. Vallahi zor. As da gitsin ya. Belki duble yaparız. Evet. Evet. Bu sefer kazandık. Çünkü two pairs'ımız yani iki çiftimiz vardı. O yüzden para kazandık. Çarp felek mi la bu? Bu ne oğlum? Video poker de oynamayacağım. Sizin makinalarınız bozuk. Beğenmedim makinalarınızı. Evet, göreve devam arkadaşlar. Şiddetli kaygı. Şiddetli kaygılıymışız. Bir araç buraya gidip şu an Sindako'yu hastaneden al. Zaman sınırımız var mı? Yok gibi. Şu aracı alalım hemen. İşte buradayım. Evet, hep iyiliğimizden kaynaklı bunlar. Her şey iyiliğimizden kaynaklı. Birkaç insan kurtaralım diye kendi canımızdan oluyorduk bak.
iyilik şey acıma yetme diye bir söz var ya, işte o biziz arkadaşlar. Ne alakaysa sanki adamlar bize kötülük yap. Respect me. Evet, geldik hastaneye hemen hızlıca. Pinko. Buradan hatırlarsanız polis aracı çalmıştı. Helikopter melikopter vardı. Ben gayet güzel hatırlıyorum. Çünkü bayağı zorlamıştı o görev beni. Rüyalarıma giriyor. Hello sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Sindaco. There must be Sindaco. An ambulance just picked him up. Aha. Mafya elemanları almış olmalı. Cennin oldu ambulans bulu. Abi ayıp lan. Allah ayıp. 3 tane ambulans mı takip edeceğiz şimdi? Keşke motor alsaydım. Neyse almayacağım motor. Neredeler abi? Lan? Ha. Bir saniye ha. Şimdi oldu. Biri burada. Biri burada. Diğeri şurada. Şu sağdakiyle başlayalım. Aklımdan o geçti. Ne yapayım? Aslında ortadaki de daha mantıklı ama bu daha yakın olduğu için bu dedim. Sindaco? Sindaco. Geçiş yok, geçiş yok, geçiş yok, geçiş yok, geçiş yok, geçiş yok, geçiş yok. Şurada var. Buradan var mı? Var. Tamam, hatırlıyorum buradan olduğunu. Evet. Çok gitme. Aferin. İyi ki basmışız frene. El frene yani. Geldik sayılır. Şimdi ambulansı bulduk. Ne yapıyor? Kırmızıda mı duruyor ambulans? Ambulansı rahatsız et ve şoförünüz. Bu değilmiş. Şu ortadaki, demin ortada olana bakacağız şimdi. Ambulansa vurmanla mafyon olanlardan haberi oldu. O zaman bakalım hangi ambulans delik büyüyor. Süre sınırı var mı? Yok. Ama kaçıyorlarmış. Bir tane... Aha, bu ambulans gibi valla. Ortadaki gibi çünkü hızlandı ambulans sanki. Yok, diğeri de jet gibi gidiyor. Lan çekil, çok güzel arabasın, çekil. Almam lazım senin aslında ama aha. Mafya seni daha da iyi tanıyacaklar. Tanıyacak. Ne demekse. Ne alakası var. Ulan koskoca ambulans, ben... Bu araba parçalanır, o ambulans parçalanmaz ya. Silahım da yok ki. Yani var da. Hani arabadayken şey yapabileceğim bir silah yok. Zaten içindeki şoförden belli değil mi abi bu olmadı? Dursanız 2 dakika siz. Hoppa. Şoför ölmeden önce destek çağırmış olmalı. Çağırır abi, çağırır. Çağırır onları. Ben kaç aracı? Et fabrikasına. Ne alaka abi, herif hastaneden çıkıyor. Ne abi, keseceğiz mi herifi? Hani sakatlanan atlar vurulur ya arkadaşlar. Onun gibi adam hastaneye gitti, sakatlandı falan diye herifi öldürmeyeceğiz herhalde. Kesip yiyormuşuz falan. İyi, çok kötüydü. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Kendimden tiskindim. Tabii ki tiksindim. Ben niye tiskindim diyorum ya? Uzun zamandır arkadaşlar gerçekten tiksindim yerine tiskindim kullanıyorum ama bilerek tabii ki yani. Öyle, alışmayın böyle şeylere diye söylüyorum bunu. Çünkü bazı kelimeler ağızda yer ettikten sonra, atıyorum önemli bir yerde bir konuşma konuştuğunuzda, önemli bir şey, önemli bir durumda. Birbirim geldi. Atıyorum tiksindim diyeceğinize tiskindim dersiniz. Hoş bir durum olmaz. Like, takip etmeyin beni sizde ya. Şuradan kaçabilir miyiz? Kaçarız, güzel. Şuradan kaçamayız. Sakın sakın sakın. Bak, o ambulans ters durmamalı. Hayır. Çok güzel, ben döndürdüm ha. Böyle giderim ha bu ambulansla. İki teker görüyorsun. Böyle hallederiz. İki tekerde 10 dakika boyunca durdum ha orada. Daha dururdum da herifler çarpar marpar ters döneriz şimdi, yemedi açıkçası. Evet, geldik. Vallahi geldik. Et fabrikasına herifi getirdik. Niye hiç bilmiyorum ama. Herif ne zaman çıktı lan? He, çıkmamış pardon. Elemanlar konuşuyormuş. Ben elemanlardan birini bizim adam sandım. Evet, 5000 ve saygınlık. Tamam, o güzel de. Bizim bir soygun görevimiz vardı abi.
O ne oldu acaba? Soygun yapacaktık çünkü. Allah yanlış yerlere gittik. Sanki soygun görevi o şeyde Four Dragon'da falan diye düşünüyordum ama değilmiş. Şuraya gideceğiz. Evet, bu görevi de yapalım. Normalde arkadaşlar yani şöyle bir durum var. Video çekerken ben videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum, atıyorum hani 1 saat olduysa, 45 dakika olduysa hani bitiriyorum, bitirmeye karar verebiliyorum. Ya da hani arada hızlandırdığım bölümler olunca hani ne kadar süreceğini ortalama tahmin ettiğimden yine söyleyebiliyorum hani bitireyim artık diye. Ama şu anda 1 saat 6 dakika oldu bende ama belki sizde 20 dakika falan oldu. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Gerçi muhtemelen şöyle bir hesap yaparsak, ya sen de sus. Biz 50 dakikadayken, yani ben 50 dakikadayken sizde 10 dakika falan anca olmuştu. 10-15 dakika. Benim tahminime göre tabii. İşte şimdi bir 20 dakika daha geçti. 30 dakika falan oldu. Şu an 1:10 geçiyor. Yani 1 saat 10 dakika olmuş. İşte 1 saat 25 dakikada bitiririz bu görevi. Hedefi öldür ve kanıt dosyasını al. Bitiririz bu görevi değil, bitiririz bu bölümü tabii ki. Oy oy oy, çok güzelmişsin ha. Vallahi çok güzelmişsin araba. Ama yemedi. Yani yemedi değil, zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi in, o arabayı al. Hadi çekilin yoldan, çekilin yoldan, ambulans geliyor. Hastam var benim, çekilin lan! Lan! Ha, tamam, güzel. Trene de siren çalacak değiliz herhalde. Biz şöyle yardıralım. Tren yolundan. Şuradan geçebilirsek süper olur. Çok güzel geçtik. Vallahi çok güzel geçtik. Yürü oğlum ambulans. Yürü koçum. Çekilin lan. Çekil lan. Otur çekilene kadar. Ben geçerim de siz ne yapıyorsunuz abi? Çekilin sağa. Sahip. Hastam var benim. Hop dur lan. Gitme. Çok güzel. Çok iyi düştük. Ayakta kal. Kalmadı. Kalacak. Döndüreceğim o ambulansı. Evet. Burada Allah kahretsin ya. Döndürmüştüm ben ya. Sağa basarak ambulansın düzelmesini sağladım ama o zamana kadar öldü. Uçağı almayacağım. Yine roketle gideceğim. Seviyorum roketi ya. Hızlı bir de. İyi oluyor. Burası ne ya? Benzin falan mı dolduruyoruz burada? Neyse, hem paramızı da alalım. Evet. Aha, alamadık roketi. Roketimi ver bana. Lan, paramızı alalım. 2000 falan dolmuş galiba. Evet, 2870 aldık paramızı da. Ben kaç aracı? Aslında uçakla da ya da helikopterle de gidebilirdim ama bilmiyorum ya, roket iyidir. Ne kadarlık bir uzaklık? Oy, bayağı uzakmış. Valla uçakla mı gitsem dedim de paraşütüm yok, şimdi inemeyeceğim edemeyeceğim, patlayacağız, tekrar en başa dönmek zorunda kalacağız. Ben buraları hızlandırırım. Yine hızlandıracağım. İyice zaman durumu karışacak. Evet, geldik arkadaşlar. Vallahi geldik. Allah. Hedef kaçmaya çalışacaktı da ne yapayım abi? Şurada 2 dakika durabilir miyiz? Dururuz. Güzel. Hoppa, öldürdük. Çok da iyi öldürdük. O helikopter nasıl çalışmaya başladı ben onu anlamadım. Lan ölün. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Aha, bir tane daha. Lan. Ha, öldürdük ya. Tamam, sıkıntı yok. FBI ya bunlardı. Şu silah da iyiymiş ama bildiğin counter'da şu anda şey, aha biri arkamdan şey yapıyor, ateş ediyor. M4A1 miydi, M4A4 müydü, neydi, ona karşı kalaş, keleş yani, AK. AK-47. Evet arkadaşlar, bu görevi de hallettik. Hızlı bir şekilde, yani o kadar uzun sürede geldik, şunun üzerine çarpınca ölüyor muyuz ya? Denemek istiyorum. Oha. Ölmüyoruz. Vallahi ölmedik. Neyse, nereye gidiyoruz? Aynı yere. Gidelim. Ne diyeyim yani, gidelim. O yalnız yola geldin, yola değmiyor ha. Geldim, vurdum, öldüler, bitti. Bu kadar yani. Olay bunda ibaret. O kadar yol gel, 2 saniyede görev bitsin arkadaş. Bu nedir ya? Neyse, görevde zorlanıp tekrar yapmaktansa böyle daha iyi tabii ki. Evet, aynı yere geri döneceğiz. Üf ya, çok can sıkıcı bir durum. Derin ambulansla şuraya kadar geldik zaten. Fazla bir yolumuz kalmadı sanırım. Yiyeceğim de bayağı var daha ya. Neyse, hızlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, geldik yine. Yine. Aa, dur ya, biz oyunu kaydetmek için ha. Şurada bir oyunu kaydedelim. Burada yer satın almıştık, oda satın almıştık otelde. Oh, çok güzel düştüm ha. Şurada hemen bir oyunumuzu kaydedelim. Otel elbisesi. Ne demekse. Ne alakaysa. Ne alakası var? Kayıt yeri nerede? Kayıt yeri yok mu? Var. Evet. Kaydettik. Kıyafetlerimiz falan düzgün. Ben de şu yandakileri şey zannettim bir anda. Ne denir ona?
Boks için kum torbası sandım. Bildiğin aydınlatma falanmış. Şurada atlayabiliyor muyuz? Atlarmışız. Yavrumsun Carl. Hem şişmansın hem kaslısın. Koçumsun. Şurada bir motor falan. Şuraya kadar gitmeye üşeniyorum yemin ediyorum ha. Motor olsaydı binseydik. Kapısına kadar gitseydik. Neyse, sıra yeni görevde arkadaşlar. Bu görev son görev olsun çünkü şu anda 1 saat 15 dakika 16 dakika oldu videoya ben başlayalı. Kestiğim yerleri falan saymazsak tabii. Hem siz de sıkılmamış olun. Görevde yapmış oldum 2 tane 3 tane. 2 tane olacak ama diğerlerinde şu kart almayı da bir görev sayabiliriz aslına bakarsanız. Tın tın tın. Win win win. Kazan kazan kazan. Sanki kazanabilme ihtimali varmış gibi. Et işi. Şşt lan! Geç buraları. Yanlış şeyler bunlar. Arkadaş ayıp denen bir şey var ya. Okay, boss man. Where's Okey we're boss. gonna pay the Sindacos a visit. See how Motor versenize Johnny ona. Aha motor var şurada. Kind words during his Amca sen ne yapıyorsun ya? Bu motor da güzel değil şimdi. Çarpma lan adama. Adam patron bak. We need a car. Mini de kar mı? Araba lazım bize dedi. Motorla götürüyor seyirci. Really good stuff. Drive faster. Would you please come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. Tam içiyordum arkadaşlar. Bir anda önüme araba çıkınca kaldım böyle. Ne yapacağımı şaşırdım. Oh, bacık. Çok seksi döndük. Vallahi çok seksi döndük ya. Bir dönüş bu kadar seksi olabilir. Bak löpşük diye tam yerimizde, şeridimizde kaldık. Sakın sakın sakın. Çok güzel. Ah iyi bari. İyi yerden geçti. Hayır. Herif düştü. Vallahi herif düştü. Biz sağlamız. Çünkü bizim motor skillimiz yüksek. Lan bin. Manyak mısın nesin? Patron sabahları. Takip et lan beni. Gel. Bin şu motora ağzını yüzünü kırarım. Bak ben ince binmeye çalışıyor ya. Tam gerizekalı ya. Böyle patron mu olur lan? Bu herif nasıl bu kadar para kazanmış da bizim patronumuz oluyor? Oo, 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 oo. Oğlum iner seni. Dur. Kaşındın sen. Lan sakin ol. Bunlar da silahtan korkup kaçmaya çalışan yöre halkı. Siviller, masum. Aa yine et fabrikasına geldik. Ben bu herifi buraya bırakmıştım zaten. Evet lan patron sensin biliyoruz. Ağzını yüzünü kıracağım, öldüreceğim şimdi. Görev olmayacak. Ondan korkuyorum sadece. Sinbakko Abalto neyse işte. Savaş mı var ne var? Aha molotof var herifin elinde. Aha atıyor. Çok güzel attı yavaş çekimde de yakmamışsın abi sen onu. Yakmadıktan sonra onun bir anlamı yok ki. Oy oy oy. Nasıl patladın lan sen? Her tarafta adam var. Demek ki savaşacağız. Başlayalım. Ne oldu abi nereye? Sen nereye? Oo herifte şey varmış ha. Ne denir ona? Neydi bunun adı? Şu işte. Arada herkeste bol. Oğlum siz kimsiniz? Siz kiminle dans ettiğinizin farkında mısınız? Lan! Yakacağım da beni yakıyorsun salak. Yakacağım diyor söndürüyor işte. Şurada bir eleman var. Lan ağzıma yüzüme şey yaptın onu. Yangın söndürücüyü. Adamı öldüremiyorum senin yüzünden. O da gitti. Şunların silahlarını alayım. Bak yine yaptı. Oğlum bak döner. O yangın söndürücüyü ağzına sıkarım. Vallahi ağzına sıkarım. Biber gazı sıkar gibi sıkarım. Aha aha aha. Adamlar coşuyor. El bombalık yermiş tam burası da ya. Sen bir dur. Sen bir dur. Sen gelme. Sen dön. Lan patrona dalmayın. Aha çok insan var. Vallahi çok insan var. 2 dakika dur patron. Biraz korumalı savaşalım. What did I say? What did I do? Nothing. My bad. Now take cover. Lan gitme. Abi patronsun sen otur oturduğun yerde ben hallederim. Yanda mı adam var? Bana mı öyle geldi? Yokmuş. Şunu silahını alalım. Oy 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 her taraf insan. Ya biliyoruz bir şeyler yapacağım zaten. Sus 2 dakika. Canım az zaten. Yani canım az değil de korumam yok, bir şeyim yok. Tebrikler CJ mi? Dur lan daha bir sürü adam var. M4 seviyem gelişti.
Shit, this is insane. Evet, biliyoruz. Niye tek başımıza geldik buraya? Bu çok saçma gerçekten. Aha, adam var. Umarım kullanmazsın. Bu da benden sana hatıra olsun. Seni uyuşturucudan uzaklaştırdım. Ölür müsün? Ölür müsün, öldürür müsün ya? Aha, ne oluyor? Şşt, ne yapıyorsun Ali sen orada? Pusmak musmak, counter mı oynuyoruz? Aha, bir tane daha. Oy oy oy. İyi ki pompalı yoktu ha. Pompalı olsaydı ölmüştüm orada. Ağzıma vururdu pompalıyla. Canım bayağı azaldı ama bir kişi kaldı, sorun yok. Oh, you're too kind. You lost the will to live yet? Tüm tanklar öldü, tanıklar öldü, affedersiniz. Tüm tanklar öldü diye okudum ya. Ne alaka tank falan diye. Gel abi, gel, gel patron, gel. Ne çıkış noktası kapatılmış ya? Lan birileri daha mı var? Ne olur olmasın ha. Çünkü canım az arkadaşlar. Hani birileri daha olsaydı muhtemelen ölmüş olurdum. Görevde. Aha. Peşimizde birileri var mı? Caligulus. 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 Takım halinde mi? Ulan ben yaptım her şeyi. Bir yangın söndürdün, onda da ağzıma ağzıma yangın şeyi köpüklerini, yangın söndürücü köpükleri sıktın lan. Yani sen işime daha çok şey oldun, mani oldun, köstek oldun bana. Ne halt edeceğim diyor. Susabilirsin mesela, saçmalamayabilirsin. Ağzıma ağzıma yangın söndürme tüpüğü sıkmayabilirsin. Yani böyle şanslarım var patron. Saça bak, çok seksi. Keşke önünde de saç olsaymış, arkanda olduğu kadar. Herif arkaya toplamış da önünde de saç yok adam. Neyse neyse, karizma. Herif iyi. Herif güzel. Bana paramı verdiği sürece, düzgün para verdiyse özellikle, dünyanın en yakışıklısı. Brad Pitt 2 yani. Hiç sorun yok benim için. Get in there and be cool. Like 8000. Pek de bir numarası yokmuş ama yani patron dedik, bağrımıza bastık ama o kadar da patron değilmiş açıkçası. Neyse, sorun yok. Paramızı aldık. Oyunumuzu kaydedelim. 1 saat 23 dakika oldu şu anda. Oyunumuzu da kaydettikten sonra bir sonraki bölümde şu D ve yanındaki sarı pusula gibi şey görevini yaparız. Koçumsun. İpe tutunarak şey yapıyor adam ya. Helal olsun. Bir de şu kuru kafalar var. Bunlara vurunca bir şey oluyor mu ya? Çok merak ettim. Hiçbir şey olmayacağını biliyorum ama vurayım dedim yine de. Keseyim mi lan sizi? Şu ipler kesiliyor mu acaba? Arkadaş, halata bak. Halat şeyle kesilmiyor. Vın vın vın. Tam arasından geçiyor zannettiğimde. Yok abi, kesilmiyor. Siz kesmiyor musunuz? Kesilmiyorsunuz. Geçti ya, yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar, otel elbisesine geri geldik. Oyunumuzu burada kaydediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşüyoruz arkadaşlar. Şubat, evet budur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi bize sitemiz altından, YouTube'dan değil, sitemiz altından yorum olarak belirtin. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.